Trabzonspor'a geçeceğim. Malum Süper Kupa maçı var. Ee, hazırlık karşılaşmalarını da seyrettik. Nasıl buluyorsunuz Trabzonspor'u? Ee, bu Süper Kupa'da ilk hani böyle sahneye ben çıkacağı maç Ben sevindim Süper Kupa'nın oldu. zamanlamasında. Çünkü son 2-3 senedir Süper Kupa genelde sezon ortası oluyordu. Şimdi Trabzonspor'un evet. 17 Ağustos'ta bir eleme oyuncağını düşünürsek 2 lig maçı artı bir Süper Kupa. 3 resmi maça çıkmış olacak bu. Evet. Önemli yani Avrupa'yı düşünerek bu pozitif ayrımcılığı uygulayayım e, Trabzonspor'a. Hazırlık maçları e, MTK maçını kazanmıştı ama bayağı pozisyon vermişti. Direkten dönen toplar evet. vardı. Sonra bir Slovaçka diyeceğim böyle ismi Çıkarca garip de 2-2 evet. bitti o maç. Sonrasında İtalyan takımlara kaybetti. E, olabilir. Hazırlık maçlarında çok skora ben takılmıyorum. E, ben hala aynı noktadayım. E, Trabzonspor'un mevcut kadrosunun lig için yeterli olduğunu ama hani şampiyonlar ligi seviyesi ise Bilmiyorum Serdar abi katılır mı? Yani oradaki sadece oyuncuları bir tekrarlayayım tekrardan. Siyopis Dorukan, Berat Doğucan. Sıralamayı da böyle yaptım hatta. Hani Dorukan ilk yazayım hatta. Dorukan Siyopis, Berat Siyopis Dorukan. Ben de siopis, ilkindeyim hatta. Yani, Siyopis, Dorukan, evet. Berat Doğucan bu dörtlü evet. Şampiyon Ligi seviyesi mi? Değil. Ama hani bu dörtlüyle de Şampiyon Ligi'nde elemeyi geçip kalabilirsiniz. Ben artık açık söyleyeyim Melike treni kaçırdığımızı düşünüyorum yani en son Beşiktaş'ta Şampiyon Ligi'nde iz bırakan takım. Bu saatten sonra ben açık söyleyeyim olabildiğince maddi yaklaşıyorum Şampiyon Ligi'ne oraya kendimizi atalım. Evet. Beşiktaş geçen oldu. sene 0 puan aldı 30 milyon euro kazandı bakarsan. Aynen öyle bravo. Ve, yani, ve tam aksi konferans ilgili Avrupa Ligi'nde de yarı finalleri finalleri hayal edelim. İki, geçen seneki finalleri hatırlatayım. Evet evet. Roma Feyenoord Roma Bodoglimp'ten fark yedi ee, o altı grup mı, aşamasında 6. evet. Ee, Rangers Frankfurt yani evet, öyle evet. inanılmaz finaller olmadı bakarsak ee, evet. kağıt üzerinde hani tamam Roma'nın bir Mourinho etkisi e, Abraham transferi vesaire deriz Şampiyonlar yine ben dediğim gibi mali açıdan farklı bir seviyeye ya, geldi çok zor şampiyonlar. çünkü şöyle yani en son Lyon sürpriz yaptı işte City o da pandemi etkisi seyircisi maçlar Dinayer oynadığı için hani böyle bir izlenim City'nin geçmesini bekliyordum çok zor artık yani iş görüyorsun elemeler, Paris Saint Germain çeyrek finalde falan gidiyor yani elemeler bile zor şu an Tabii. bizim için yani ha, eleme, keşke kalsak yani elemeler bile gerçekten zor. Ama yine Fenerbahçe nispeten Biraz, yolu kötü değil. Dinamo Kiev durum yol güzel bir yol. Yani orada belki Fenerbahçe evet avantajlı. Ya, ama dediğine %100 katılıyorum. Özellikle şu 25 milyon euro hedefimiz. O parayı al abi istersen sıfır çek. E, aldığın paraya bak. Evet o Ama gerçimden... bak bu arada şunu da altını doldurayım. Niye ön libero konusunu söyleyeyim Melike? Trabzonspor maçlarını tabii ki izliyorum. Göbek geçen sene bazı maçlar çok boş kalıyor defansla evet. hücum arası. Türkiye'de bunu işte cezalandıramıyorlar ya da orada Hamşik'in, Visca'nın, Vitor Hugo'nun yani zeki oyuncuları var Trabzonspor oyun evet. aklı. Bir şekilde bertaraf ediyorsun ama Avrupa Arenası geçen seneki PSV Galatasaray maçı geliyor aklıma. Anında cezai kesiyorlar. Ama şöyle de bir faktör var. Mesela Galatasaray'ın geçen sene Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray'ın Taylan Berkan'la tuttu yani, orta saha. Taylan Berkan'la tuttu. En eleştirilen belki orta saha, yılın en eleştirilen orta sahası Taylan Berkan Galatasaray'ı aslında diri tutan iki oyuncuydu. Böyle de bakmak lazım. Şimdi Trabzonspor özelinde de arkada beklemeyi ne olursa olsun evet geçen sene Trabzonspor hücum ederek kazandı ama arkada beklemeyi Türkiye'de en iyi bilen bir antrenörden bahsediyoruz. Bu da Şampiyonlar Ligi önelemesinde, Şampiyonlar Ligi'nde iş yapabilecek bir faktör. Evet. Yani derinde beklemeyi bilen bir teknik adam belki çok sürpriz sonuçlara da imza atabilir. Ya yani o 20, o. 25 metreye sıkıştırırsa Trabzonspor o 25 metrede iyi işler yapabilir. Bunu neden söylediğimi de ifade edeyim. Merkezde boşluk diyoruz hep dikkat. Pazartesi günde playoff'taki rakibi belli olacak bu arada Az onu Uğurcan'ın hep e, kurtarışı o tip pozisyonlarda evet. oldu mesela. Larin buldu atamadı Vodafone'da. Tabii 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 tabii. tabii. merkezi kapatamam. Yani o yüzden hani oyunu sıkıştırabilirsek o Şampiyonlar Ligi önelemesi ve Şampiyonlar Ligi'nde ben... İnşallah e... oradan da iyi bir takım çıkar. Bu arada hani Kura şansı da şu an fena değil Trabzon'un rakiplerine bakarsak öyle çok korkutucu geçmiş yıllarda işte Sevilla'nın Arsenal'in Shakhtar Donetsk'in bizim takımlarımızı elediğini düşündüğümüzde en hani böyle dişimize göre takım Olympiakos gibi gözüküyor. Evet. İnşallah en kolay o. E urayı çekeriz İnşallah. diyelim. Ee, şimdi sana da hazırlık maçı ile maçları ile ilgili Trabzonspor'un görüşlerini sormak istiyorum. Ee, neler gözüne çarptı? Zaten e, ciddi anlamda bir stoper e, ihtiyacı var ki onu tabii. bir an önce bitirmeye çalışıyor Trabzonspor. Ya sağ stoper konusu tabii öncelik ama oyunla ilgili de problemler var şu an. Evet hazırlık maçı e, doğal ama eksiklikler biraz fazlaca. Yani Trabzonsporlu oyuncuların e, biraz oyuna konsantre olmaları gerekiyor artık. O oyun konsantrasyonları anlamında ben Abdullah Avcı'nın maçta acı çektiğini düşünüyorum yani çünkü onun asla kabullenemeyeceği bir e, oyundaydı Trabzonspor birazcık Hani artık o e, şampiyonluk bitti artık hani o sevinç bir yere kadar ve sanki hala oradalar gibi e... Peki böyle geçen seneki gibi iyi bulduğun oyuncular var mı? Ya çok net hani şu oyuncu çok hazır diyebileceğim bir görüntüde değildi Trabzonspor. Ee, o rehavetten çabuk sıyrılması gerekiyor çünkü ya bunu geçen sene Trabzonspor bir daha yaşadı aslında aynı problemi. Trabzonspor biz şampiyon dediğimizde, yani matematiksel olarak şampiyon olmadan önce şampiyon diye telaffuz ettikten sonra oyuncu grubundaki o rehavet yine bu sefer şampiyon olduktan sonra yine takıma sirayet etmiş. Hani Abdullah Avcı şu anda bence ciddi anlamda acı çekiyordur. Ve oyuncu grubuyla bence çok fazla toplantı yapıyordur bununla ilgili. E çünkü çok değil az bir süre kaldı ve toparlanması lazım artık bence Trabzonspor'un. Mehmet Özcan senin gözüne çarpan oyuncular oldu mu hazırlık maçlarında? Yani ya Ben mesela Ahmet Can'ı beğeniyorum. Avrupa'ya transfer yapar ee, çok net. İlk alıyor. izlediğim hazırlık maçlarında yine ayağına çok hakim, özgüveni çok yerinde. Mesela Serdar saatçı beni ikna edemedi Beşiktaş'ta. Ahmet Can bir o kadar oynadığı maçlarda ikna etti. Onun dışında evet Koaci'nin golleri vardı ama Evet. çok hani ilk 11 diyemem. Ben şunu bekliyorum. Bilmiyorum ben mi yani sadece böyle düşünüyorum. Bazı maçlar yani Visca, Trezeguet şu an kağıt üzerinde ama bence bazı maçlar Visca, Janini'yi de görebiliriz yani Trezeguet'in evet. bölgesinde. Evet. Onu evet. bekliyorum açıkçası. Peki devam edeceğiz. Şimdi bir günün sorusuna geçelim. Çok kısa ve net bir soru soracağız. Stüdyodaki konuklarımıza ve son sayfa izleyicisine. Mevkisiz futbolcu denince aklınıza kimler geliyor? Biraz da bugün aslında e, girişini yaptık gibi konuşurken böyle oyunculardan bahsettik. Dört tane anında sayarım. Müller. Bunun zirvesi var. Saydıkça aklımıza gelecek Müller, zaten. Müller, Götze, Max Kruse, Halil Dervişoğlu. İlk dördü sayayım. Aklıma ilk gelen dört. Benim aklıma Ümit Davala geldi. Filipesco geldi. Galatasaray'dan pozitif ayrıcılık yaptım. Çünkü Necip, Kaan Ahyan evet. E, ama bunun zirvesi dünyanın en iyisi hatta Ruth Gullit'tir. Yani Ruth Gullit'in her mevkide mükemmel oynadığı e, sabek oynamışlığı da Hamit var, var. Geldi. E, Hamit Altın Top geldi. Hamit Altın Top bravo evet, yani ben o, bu konu güzel konu. Yani kafa yorum Gullit derler. E, ama şöyle, en iyisi, henüz insan, Gullit numara, gelmedi. Şöyle Maradona'dan sonraki en iyi on numaraydı bir dönem. 4 numara oynadı Sampdoria'da, evet, Bek oynadı, Forvet oynadı forvet birçok bölge oynadı. Evet. DNA en iyisi. Bu biraz tartışmaya da açık Evet. Yani ben şöyle söylüyorum hep benim alacağım stoper çok yönlü olmamalı. Yani stoper de çok yönlüsün ama örnek veriyorum benim alacağım 10 numara kenar kanat da oynayabilir. Yani orada çok hücum attığında çok yönlülük tamam evet. ama savunmada stoperde ben açık söyleyeyim. Kaan Ayhan beni çok ikna eden bir stoper olmaz. Evet. Çok değerli bir oyuncu ayrı konu işte. Ön libero oynatırsın, sağ bek oynatırsın. O kişiden kişiye değişir ama futbolumuzda artık iyice bu e, çok yönlük bir kriter olmaya başladı transferlerde. Neler gelmiş okuyalım devam edelim sonra Tabii. yorumlarınıza. Ne...